Görek tekkeye ilk kim gelipti? Oo, iyi günler Cazibe Hanım. Sizinle apartmanımızla ilgili çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyordum şahsım adına da. Buyurun Peker Bey. Çok teşekkürler. Buyur Madeni. İyi günler yenge. İyi günler. Nasılsınız Cazibe Hanım? Yakşıyam. Siz necesiniz? İyiyiz. Allah'a şükür iyiyiz. Sağ ol. Lafa girmeden önce yaş itibariyle benim bir tansiyon sorunum var yavrum. Tansiyon ilacımı içeceğim. Bir bardak su rica edebilir miyim Aybala? Elbette ki. Medeni Gades sen de istirsen. Yo, ben niyetliyim. Allah kabul eylesin. Aman içeri gitmişken hemen şu vericiyi ben yerleştireyim. Yapışmıyor ya. Oo, çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Ben şu tansiyon ilacımı içeyim de. Boğazımda kaldı ya. Ay Medeni boğazıma takıldı ya. O hap bak. Afiyeti unutmuşsunuz Peker Bey. Ay balam zahmet olmazsa bir bardak daha su rica edebilir miyim? Hadi şunu yapıştır ya. Yapıştır şunu. Git oraya. Sehpanın altına. Çabuk. Peker Bey bu tutmuyor. Ne demek tutmuyor ya? Filmlerde şak kadarak bir saniyede yapıştırıyorlar. Yapıştır onu. Yapıştır. Nasıl yani? Şimdi sen Cazibe'nin Azerbaycanlı kocası var dedin. Ona rağmen vazgeçmedin mi Hulusi Bey? Aynen öyle abicim ya. Cücük diyor ki Cazibe beni tanısın, sevsin. Zaten o vefasız kocasından vazgeçer diyor. Deli ya. Sen Hulusi Bey'e bak ya. Oğlum demek ki aşkın gözü görmüş. Hakikaten şimdi sen aşk olunca o zaman gözlere bir şey oluyor Kemal. Yani demek ki çok aşık mı olmayacaksın, gözlerle mi şey yapmayacaksın bilmiyorum bu gözlerle... Barış bak şunu gözüne bir saplarım kim nasıl kör oluyor görürsün kardeşim ya. Bir çare düşün. Hulusi Bey'i bu işten vazgeçirmek için bir çare düşün. Düşünüyorum Kemal. Düşün. Gördük senin nasıl düşündüğünü zamanında. Of. Neneme gidiyorum abicim. Cazibe'yle konuşmam lazım. Hulusi Bey sorarsa bankaya falan gitti dersin. Tamam canım derim. De hangi bankaya gitti dedim Kemal? Organ Bankası'na dersin. Bendeki beyin amip kadar bana yetmiyor. Uygun bir beyin varsa alıp hemen paketleyip gelecek dersin. Allah Allah. Ayıp ediyorsun ama Kemal ha. Ayıp ediyorsun vallahi. Düşün kardeşim düşün. Ben nasıl düşüneyim? Düşünemem. Bende beyin yok ki Kemal. Nasıl düşüneyim? Beyinsizim ben. Barış vallahi kafa atacağım sana. Beynin yerine gelecek ya. Hadi tamam. Sen git. Ben düşünmeye başladım. Bak düşünüyorum. Hadi git. Hadi Medeni, hadi beş damacana su içtim altıma yapacağım, hadi be. Hadi yapıştır şu alete. Maşallah sizde de taker gibi bir de varmış Bekmez Bey. Kes sesini be, yapıştıracaksan yapıştır hadi çabuk. Yapışmıyor. Yapıştır artık şunu be. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Nasıl susamışım, içim kana kana yandım ya. Su da çok güzelmiş. Benden ne danışacaksınız? Ne mi danışacağız? Şimdi o konuyu biz bilahare sonra konuşsak Cazibeciğim. Benim eve kadar gitmem gerekiyor. Hadi be, bırak sen de o haleti onu ya. Hadi. Görüşmek üzere Cazibe Hanım. Bilahare görüşürüz. Of. Oğlum halı belime çok iyi geldi valla. Başlatma halına beline be of. Bekmez Bey. Efendim. Cihaz. Cihaz be. O yalıtımla ilgili bir cihaz. Yalıtım nedir? İzolasyon. Yani apartmanın izolasyonu ile ilgili bir cihaz. Onu ben sonra bilahare size anlatırım. Ha başa düştü. Benimle danışacağınız mesele izolasyon meselesiydi. Kayra karşı. Hop. Açamadım kapıyı.
madeni, ben bir kısmını saldım. Neyin mi? Ay angut vay. Neyse, sen koridoru bir paspas daha çekiver de şu ıslaklık gitsin. Daha sabah yaptım bana. Her yer su kaçırıyor Pekber Bey ya. Şimdi tamamı gitti. Neyse, artık rahatız. Bir saniye düşünüyorum. Dur biraz, az mı dur. Kemal nerede Barış? Yıttın dağıttın, Allah seni kahretmesin. Hayırdır yenge? Ne oldu? Problemli bir günümdeyim. Kemal'le konuşmam lazım. Kemal eve gitti yenge. Bu saatte. Öğlen. Ay hasta falan mı yoksa? Oo, Kemal işte yani. Hasta falan değil yani. Bildiğin Kemal. Hasta diye bu saatte evde. Paris, hadi bakalım. Babayı evde ziyarete gidelim o zaman.